yeni şarkım diye. Onlarınki daha söylenebilir bir halde oluyor. Pek rock müzik ama şu haliyle bile çıplak olmasına rağmen ne kadar güzel dokunuyor bize. Zaten türküye benzedi böyle söyleyince. Kendimi aramaktan yoruldum. Evet. Öyle mi? Evet. Gerçekten yoruldun evet, mu? Evet. Çok diyorum ya, çok şey yaparım. Çok yoklarım kendimi. Yakalamaya çalışırım. Değişen taraflarımı, iyiye giden tarafımı, kötüye giden tarafımı hep izlerim kendim yani. Kötüye giden bir tarafınız var mı? Olduğumu düzeltirim. Yani düzeltmeye çalışırım. Son zamanlarda. Kötüye giden tarafı oldu. Bu heyecan meselesi çok fena oldu. Canlı yayın heyecanı. Bunu bir doktorla konuştun mu? Yok, konuşmadım. Konuşmam hani gerekecek galiba. Yolculuklarda biliyorsunuz mide bulantısı için bir hap verirler. Onun evet. gibi bir şeyle. Bak elde. İnanmıyorum. Vallahi elde. Çok evet, onu iyileştirmem gerekecek daha iyi performans sergileyebilmek için. Kötüye giden tarafım bu. Eskiden yoktu bu kadar. Evet, gittikçe artıyor. İyiye giden tarafın? İyiye giden tarafım daha güler yüzlü, daha konuşkan biriyim. Eskiden bu kadar değildim herhalde. Şimdi aklıma o geldi. Evet, pekala. Ve de daha yaratıcıyım herhalde. Sizin bir de bir belgesel çalışmanız var değil mi? Projemiz var şimdi. Biraz ondan bahseder misin? Evet, ona da çok seviniyorum. İnşallah yakın zamanda, gerçi Kasım'da yayınlanmaya başlayacağını biliyorum ama çekimleri yakın zamanda başlayacak. Bir müzik belgeseli. Neyin belgeseli, yani ne anlatacak? Farklı ülkelerde farklı enstrümanlar ve o enstrümanların üstadları, onlarla gidip konuşulacak. Anlatır. Birlikte müzik yapılacak, yapılabilirse. Hep hayalimdeki belgesel, hayalimdeki programdı. İnşallah olursa önümüzdeki ay başlayacağız çekimlerine. Hala inşallah diyorum hep hani. Kaç ülkeye? Bütün dünyayı dolaşacaksınız. İşte gidebildiğimiz kadar mümkün olunca Türkiye'de de gezeceğiz. 3 program yurt dışı, bir program Türkiye'de, bir belli bir yöre, değişik bir saz. Mesela çok merak ettiğiniz, yakından görüp öğrenmek istediğiniz değişik sazlar var mı? Şimdi ben didgeridoo çalıyorum ama Avustralya didgeridoo. Ne demek o, nasıl bir şey? Didgeridoo bir Avustralya sazı, kocamandır böyle. Ha. Yere koyarsınız, çok enteresan bir. Nefesli bir saz. Ha. Yani ben klarnet mezunuyum zaten. Hı. Nefesli saza yatkınımdır. Onu kendi başıma öğrendim, didgeridoo çalmayı. Çok da enteresan bir tekniği var. Arada nefes almadan yapılıyor. Yani burnunuzdan nefes alırken ağzınızdan nefes veriyorsunuz bir taraftan. Bayağı zor. Çok enteresan bir şey. Neyden daha da zor? O bir değişik, ney de zor tabii de. Onu çok isterdim Avustralya'da yerinde görmek ama orası biraz uzak kalacak herhalde. Biz daha yakın yerlere gideceğiz. Ustalarından dinleyip, çünkü hep birlikte de çalınıyor, oturulup birlikte çalmak isterdim evet. ustalarıyla. Onu da artık gezmeye giderim kendim. Peki kitaplarla aranız nasıl? Çok çok iyi. Sadece bestsellerleri okumuyorsunuz değil mi? Hayır ama roman çok severim. Mesela çok severim. Hep roman alırım, okurum. Yabancı yazar olabilir, Türk yazar olabilir. Çok severim okumayı. Neler, kimler var sizi son zamanlarda etkileyen? Aman kaçırmayın şu kitabı okuyun dediğiniz. Kitabı okuyun. Hakan Günday'a hayranımdır. Öyle mesela. Mi? Evet, Hakan Günday'ı çok severim. Selamlar buradan kendisine de. Başka valla onu tavsiye ederim. Çok enteresan geliyor yazı şekli. Biraz serttir ama hoşuma gider. Onu da selam etmiş oldum. Ben bir şey okudum. Palyaçolardan ve cücelerden korkar mısınız? Doğru mu? Palyaçodan, evet. Nasıl bir şey bu korku? Palyaçodan neden korkulur, bir hikayeniz mi var? Küçükken beni palyaço sürdü. Bu güzel oldu. Yok. Öyle derler ya, hep köpek ısırınca bütün hayatı boyunca köpekten korkar. Bilmiyorum. O da onunla ilgili kulüpler falan varmış internette. Çok fazla ünlü zaten katılıyor. Çok bu palyaçodan korkan insanlar grubu var zaten yani. Ben kendimde var zannediyordum. Allah Allah. Bu nasıl bir korku? Yani görmek mi? Evet. Sana saldıracağım. Dayanamıyorum. Mı? Bilmiyorum. Çok korkunç. Tüylerim diken diken oluyor. Hala, bir garip yani ortada bir şey olacakmış gibi, biraz sonra bir şey olacakmış gibi bir korku geliyor, bilmiyorum ki yani ama, fobi işte. Evet tabii ki ama insan normal hayatında çok da karşılaşmaz palyaçoyla.
Ay ben karşılaşıyorum Korkut'un için herhalde hep bana denk geliyor. Ya yılbaşı ya bir şey bayramı ya alışveriş merkezinde köşeden çıkıveriyor. Ya bizim konserlere şenliğe gidiyoruz ya bir bakıyorum sahnede palyaço. Polisten söylüyorum şarkıyı ne olur aşağı indirin falan diye. Şaşırıyorlar ama var yani. Bir gün siz de palyaço olun. Belki de o zaman biter korku. Ay aynaya bakamam yok yok. Sahi mi? Evet. Çok arkadaşlarım şaka da yaparlar yani. Geliyor falan arkandan geliyor kaç diye. Gözleri falan yaşarıyor yani korkudan. Maalesef öyle bir korkum var. Cüceler? Bunu da doktora sorayım bence. Biz bunları bir liste yapalım. Heyecan meselesiyle evet şu heyecan meselesiyle palyaçoyu çözmem lazım benim. Şimdi müzik yazabildiğinize göre belki kitap da şiir de yazıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tamam şarkı sözü yazmıyor musun? Yazmıyorum. Günlük. Ben zaten çok şaşırıyorum size nasıl kitap yazıyorsunuz yani çok hayran oluyorum o hikayeleri nasıl buluyorsunuz kişileri nasıl buluyorsunuz çok da zevk alıyorum yani okurken o dünyanın içine girmeye. Biz de size işte bak dağıtmış nasıl yaradan herkesi. Aklım almıyor yani nasıl yapabiliyorsunuz. Ya o ama duyulmayan sesleri sessizliğin içinde o sesleri. O notaları siz nasıl bir araya getiriyorsanız... Size de hikaye biz de hikayeleri bir araya getiriyoruz. Ay bol bol yazın biz de okuyalım. Ben kitap yazacağımı zannetmiyorum. Şiiri babam yazardı. Bizim ailenin şairi babamdır. Valla yazıyla o anlamda aram iyi değil. Günlük minlük hiç gençliğinizde tuttunuz mu? Yok çok sıkılırım. Öyle mi? Valla çok sıkılırım. Denemişimdir hep. İki sayfa sonra, iki günden sonra yazamıyorum yani. Yazamıyorum. Bir dönem ben böyle hep sizin hakkınızda çıkan haberlere bir baktım neler varmış diye. Böyle işte uyuşturucuyla başı derde giren ünlüler listesinde de adınız geçmiş ama ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. O kötü bir hatı. Zaten düştü o dava. Yanlış değil öyle mi? Öyle bir ihbar yapıldı. Neydi? Gittik ondan sonra. Ne kadar? İşte böyle bir durumda bir baskınlar veya birileri yakalandığı zaman... ünlü kişilerin isimlerini sayı veriyorlar ve yapabileceğiniz bir şey yok yani adınız geçiyor gidip görüşmek durumunda kalıyorsunuz falan ama tabi devamı gelmedi onun yani. Evet çok şükür. Tabi. Hiçbir şeye rastlamadık. Tabii. Yani ünlü siz... olunca her an herkes sizi bunun tanıyor. Bunun üzerinden değil mi? Bunun üzerinden prim yapmak isteyenler oluyor tabii, değil mi? Tabi. Sanatçılar neden düşkün oluyorlar? Bir zorunluluk mu oluyor? Bir duygularla baş edememe sizin kendi camianızda eğer varsa gözleminiz. Amy Winehouse var. En büyük gözlediğimiz konsere gelemedi yani. Bilmiyorum. Bir şöhret bazı insana çok sıkıntı yapıyordur. Belki de tutmak zorunda. Gibi hissediyorlar. Kendilerini kapana kısılmış gibi hissediyorlar. Ben dışarıdan öyle görünür. Bütün filmlerde daha sonradan hani biyografi filmleri vardır. Çok ünlü tanıdığımız insanlar. Alkole meyil. Öyle çok film seyrettik. Onlarda da hep zaten o sıkıntı. Kapana kısılmış sıkıntısı. Hem paylaşmak istiyorsun yaptığın müziği ya da sanatı. Kitlelere ulaşmak istiyorsun. Ulaştıkça o sana kendi özel hayatını sıkıştırmak olarak geri dönüyor. Herhalde sebebi odur yani bütün dünyada. Meşhur olmak biraz ağır bir şey yani. Değil mi? Başka açıdan siz bunun sıkıntılarını çektiniz tabii. Mi meşhur olmanın? İşte dediğim gibi isim göz önünde oluyor. Sokakta da çok şey olmuyor. Rahat olmuyor yani. Bir meşhurluğun faydasını ben bir yerde kullanamadım yani hep aslında en negatifini daha çok yaşıyorum. Dolayısıyla unutmaya çalışıyorum en güzeli o. Evet Özlem Hanım gerçekten çok teşekkür ederim. Çok zevkliydi sizinle sohbet. Ben teşekkür ederim. Ben seyircilerimize veda edeyim ama sonra gene sizin bir türkünüzle bitirmek isteriz. Çünkü bugün sezon finalimiz. Veda ediyorsunuz evet. Seyircilerimize. Evet. Mümkünse ben vedamı yapayım ondan sonra... Sizin o güzel sesinizle bitirelim. Çok teşekkürler. Türkülerle Özlem Tekin oldu bu akşam. Ne güzel. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bu sezon finalimizdi. İnşallah yeni dönemde yine çok değerli konuklarla karşınızda olacağız. O zamana kadar biliyoruz ki hem aklınızda hem de gönlünüzde olacağız. Hoşçakalın efendim. Dört duvar arası ömrümün yarısı silerim değişir alnımın yazısı silerim değişir
alnımın yazısı. Bahtımın karası, dostumun acısı. Sarılırım iyileşir kalbimin yarası. Sarılırım iyileşir kalbimin yarası. Hadi dayan, hadi gülüm dayan. Sil gözünü yaştan, ekmeğini taştan. Hiç korkma sil baştan. Kar erir oluktan, gün doğar ufuktan. Hiç korkma sil baştan. Hiç korkma sil baştan. Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Çok. Oyumuz gibi oldu. Çok güzel. Çok güzel.